dedik. Böyle bir sıcak gündeme de hazır olalım diyorum sizlere. Geldik. Azerbaycan'a götüreceğim sizleri ama Azerbaycan'a gitmeden önce tabelayı bir kez daha hatırlatayım. Püf noktası. Bakın püf noktasını burada da kullanabiliriz. Öyle bir hassasiyet var ki bugün çok enteresan bir şey yaşandı. Bugün Erdoğan neredeydi? İşte sabah saatlerinde Erdoğan'ı takip eden muhabirler arasında mesajlaşma vardı Ankara'da. Erdoğan'ın hasta olduğu iddia edildi. Ve işte bugünkü İspanya ziyareti İspanya'ya gidecek. bugün grup toplantısı yarın İspanya ziyareti ertelenmişti hastalığından dolayı. Ama ne oldu ne etti bilmiyoruz. Öğleden sonra AK Parti genel merkezinde bir anda beliriverdi Erdoğan. Hasta değildi ama bir hassasiyet vardı. O hassasiyet o püf noktası Azerbaycandı. <laughs> Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin 3. turu 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde yapılacak. Zirvede masaya gelecek önemli başlıklardan biri de Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonunun ardından Kafkasya'daki son durum. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşin yanında katılması bekleniyordu. Ancak Ankara güne Erdoğan'ın sağlık sorunları nedeniyle programlarını iptal ettiği kulisiyle başladı. O iptal edilen programların arasında AKP grup toplantısı ve İspanya ziyareti de vardı. Kendilerini grubunuz adına hoş geldiniz diyorum. İlerleyen saatlerde işin rengi değişti. Erdoğan AKP Genel Merkezi'ne gitti. 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek AKP 4. üstü Kongresi'ne ilişkin parti yetkilileriyle çalışma yaptığı bilgisi verildi. Sonrasında AKP sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti. Erdoğan'ın neden İspanya'ya gitmeyeceğini daha açık anlattı. Avrupa Birliği'nin Ermeni diasporasının talepleri doğrultusunda hareket ettiğini söyledi Çelik. Granada'da toplanacak bu masada Cumhurbaşkanımızın da Türkiye'nin olmamasının anlamı şudur. Avrupa Birliği aynı vizyonsuzluğu sürdürmektedir. Dağlık Karabağ'ın asli aidiyeti olan Azerbaycan'a dönmesinden rahatsızdır. Ermeni diasporasının talepleri doğrultusunda bir siyasi profil ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Çelik Aliyev'in de İspanya'ya gitmeyeceğini söyledi. Tebrik etti. Sayın Aliyev'in oraya gitmemesi ben barıştan yanayım. Sizin çözümsüzlük politikanızı bir kere daha reddediyorum anlamına gelmektedir. Kendilerine tebriklerimizi arz ediyoruz. Gelen mesajlar var. Az önce bir soru sorduk ya Twitter'da 128 milyar diye. Berat Bey'e sormak lazım nerede olduğunu demiş gelen YouTube mesajında. YouTube mesajında sorumuz da var. Anket lütfen o ankete de cevap verirseniz sevinirim. E, ekonomi yönetimi ile ilgili güven endeksini ölçmeye çalışıyoruz. Ama hiçbir bilimselliği yok. Onu size söyleyeyim. Bugün püf noktası dedik tabela. Her işin bir püf noktası vardır. Ama bizim siyasetteki püf noktaları o kadar çoktur ki biz ne kadar öf öf etsek de onlar bizi püflemeyi çok iyi biliyor. Püf noktası demiş Süleyman Demirsoy. İşte böyle esprili mesajlar e, iyi ki geliyor. İyi ki geliyor bir anda e, havayı yumuşatabiliyor, gülümsetebiliyor. Kara operasyonu Türkiye'nin tek başına verebileceği bir karar değil demiş vatandaş. Aynen katılıyorum. Büyük devletlerin, emperyalistlerin izin vermesi gerekiyor. Yani havayı yapabilirsiniz tabii ki ama kara operasyonu Amerika Birleşik Devletleri var, Rusya var. Onları nasıl ikna edeceksin? He, bunların hepsi tabii ki önümüzdeki günlerde cevap bu.